Sevgili öğrenciler, değerli izleyiciler, tercih günleri programımıza ziraat fakültesi tarla bitkileri bölümüyle devam ediyoruz. Değerli konuğumuz, tarla bitkileri bölüm başkanımız, doçent doktor Mustafa Yılmaz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hocam bölümümüzü tanıtmadan önce kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Doçent doktor Mustafa Yılmaz, tarla bitkileri bölümü başkanı olarak görev yapmaktayım. Kendi çalıştığım alan çayır mera ve yem bitkileri alanında çalışıyorum. Bunun içerisinde özel bir alan olan çim alanlar konusunda uzmanlık yaptım. Ve ağırlıkla çalışmalarım çim alanlar konusunda. Evet hocam. bizi tercih edecek adaylarımıza, aday öğrencilerimize bölümümüzü tanıtmak adına biraz bölümümüzden bahsedebilir misiniz? Elbette. Bölümümüz üniversitemizin de sloganında olduğu gibi yeni kurulmuş bir üniversite ve bölüm fakülte olmasına rağmen... 42 artı 6 yıl diyoruz. Evet. Çünkü sonuçta biz... üniversite yeni kurulmuş olsa da biz o kadar yeni değiliz. Söylüyoruz bunu hep. Fakültenin en yaşlı hocasıyım. 34. yılımı çalışıyorum. Dolayısıyla... tecrübelerimiz var. Yani üniversitemiz, evet. fakültemiz genç ama tecrübelerimiz var. Evet. Bölümümüzde şu an itibariyle 3 doçent, 3 doktor üretim üyesi ve bir araştırma görevlisi kadromuz var. Her arkadaşımız kendi alanında uzman kişiler evet. yaptıkları doktora konuları itibariyle. Tarla bitkileri ana bilim dalını kısaca bir tanıtmak istiyorum. Mümkün olduğunca kısa cümleler kurup zamanı fazla almayacağım. Çünkü gençler çok uzun cümleleri dinlemiyor. Onun için mümkün olduğunca kısa geçeceğim. Ama Ziraat fakültesi tarla bitkileri bölümü deyince ne anlıyoruz? Yani tarla bitkileri bölümünün içerisinde neler var? Evet. Mutlaka bunu bir söylememiz lazım. Bazı fakültelerde 3, bazı fakültelerde 4 bilim dalına ayrılıyor ama biz bunu 3 olarak değerlendirelim. Birincisi tarla bitkileri içerisinde endüstri bitkileri e, bilim dalımız var. Endüstri bitkileri bilim dalı dediğimizde de içerisinde yine 4 farklı seksiyon var. Nedir bunlar? İşte endüstri bitkisi deyince aklımıza yağ bitkisi gelir. Evet. Yağ bitkisi dediğimizde işte örnek verelim her birine birer ikişer tane. Güne bakan dediğimiz Anadolu'da güne bakan denir ya da ayçiçeği olarak susam, aspir, koza gibi yağ bitkilerimiz var. Bunun dışında ikinci olarak lif bitkileri dediğimiz işte pamuk, kenevir, jüt gibi bitkilerin içerisinde olduğu bitki grubumuz var. Bunun dışında üçüncü olarak nişasta şeker bitkilerimiz var nişastasından ve şekerinden faydalandığımız işte patates ve şeker pancarı evet. ve bu grupta olan bitkilerimiz var. Dördüncüsü ise keyif ilaç baharat bitkileri olarak gruplandırdığımız bir grubumuz var ki çok geniş bir grup. Evet. son yıllarda tıbbi ve aromatik evet. bitkiler söyleniyor ama burada tıbbi ve aromatik bitkileri dediğiniz zaman keyif bitkisi olarak kullanılan tütün çok zikredilmediği için biz özellikle eski hocalar diyelim keyif ilaç baharat bitkileri söylemeyi tercih ediyoruz ki tütün de işin içerisinde olsun. Evet. Çünkü tütün de ülkemizde ve dünyada hani evet içilmesi zararlı ama sonuçta bir tarımsal faaliyet olarak ve iş gücü olarak çok yekün tutan Üretim bir yapalım. üretimi yapılan bir dal olduğu için bu dört bitki grubu endüstri bitkileri grubuna giriyor. Bunun dışında tahıllar ve yemeklik tane baklagiller var. İşte bunu bazen tahılları ayrı, yemeklik tane baklagilleri ayrı söyleyenler de var ama biz tahıllar ve yemeklik tane baklagilleri dediğimizde hemen tahıl deyince aklımıza ne geliyor? Serin iklim tahılları ve sıcak iklim tahılları gelir. Yemeklik tane baklagiller deyince de tanelerini yediğimiz fasulye, bezelye, bezelye börülce, mercimek, nohut gibi altı tane bitkimiz akla gelir. Serin iklim tahılları deyince başta buğday, arpa, çavdar, yulaf olmak üzere bu bitkilerimiz var. Sıcak iklim tahalı deyince hemen aklımıza mısır, çeltik, sorgun ve darılar gelir. Dolayısıyla bu grubunda da içerdiği bitki grubu şeyleri bunlar. Üçüncüsü çayır, mera ve yem bitkileri grubu var. Çayır meraları da biz doğal çayır meralar ve yapay çayır meralar olarak ikiye ayırıyoruz. Yem bitkilerinde baklagil, diğer e, familyalar ve buğdaygil olmak üzere de farklı gruplara ayırıyoruz. Burada doğal meralar bildiğimiz evet. doğal olarak yetişen. Yapay meralar ise bizim yaptığımız meralar. Bunların içerisinde benim özel olarak çalıştığım alan da var. Yapay çayır meralara giren bir konu da çim alanlardır. Yani bunlar da aslında bir yapay e, mera gibi düşünebilir ama biz onu tabi üzerinde e, futbol ya da herhangi bir sportif faaliyet e, yaptığımız için baklagilleri kullanmadığımız Sakarya'nın da o anlamda bir potansiyeli Sakarya'nın müthiş bir potansiyeli var. Türkiye'nin en fazla e, Çin bit e, alanlarının yetiştirildiği bölge olarak Sakarya geçiyor. Dolayısıyla bölümümüzde de tekrar özetleyecek olursak endüstri bitkileri, tahılları ve yemeklik baklagiller, çayır mera ve yemekleri gibi 3 bilim dalımız var. Ben onu da alt bilim dallarını saydık. Yani evet. Dönüp şöyle baktığınızda yani yediğiniz, içtiğiniz pek çok şeyin bu alanda olduğunu görürsünüz. Onun için gençleri bu konuda bilgilendirmek istedik. Evet hocam. Hocam tarla bitkilerinin Türkiye'de ve dünyadaki yeri ve önemi hakkında bilgi verir misiniz? Tarım yapılan alanların alan olarak, dekar olarak yani biz üretim potansiyeli ya da ekonomik getirisinden bahsetmiyoruz da burada alan olarak en fazla tarımın yapıldığı yer tarla bitkileri. Yani düşünün işte buğday, mısır, arpa, patates, çavdar, yulaf, pamuk. Yani aklınıza gelen evet. pek çok bitki. Yani sebze ve meyvenin dışındaki tüm bitkiler tarla bitkileri ürün olarak geçiyor. Hatta bahçeyle ortak olan ürünlerimiz de var. Mesela biz fasulyeyi bahçeyle ortak. Evet. Patates taze tüketim ve diğer tüketim açısından bahçeyle ortak olanlarımız da var. Dolayısıyla çok fazla bir ayrım yapmıyoruz ama tarla deyince aklımıza gelen bu Türkiye'de en fazla alanda yetiştirilen bitkiler tarım anlamında tarla bitkileri alanındadır. Dolayısıyla önemli hem üretim hem ihtiyaç anlamında evet. fazladır diye söyleyelim onu. Evet. evet. Evet hocam bölümümüzün müfredat yapısı, laboratuvar, arazi, araştırma gelişme altyapısı hakkında Bilgi verir misiniz? Evet bölümümüzde şunu söyleyelim öncelikle. Bu yıl mezun verdik. Yani evet. verdik derken önümüzdeki hafta mezuniyet törenimizde ilk tarla bitkileri bölümünden mezun veriyoruz. Burada imkanlarımız, evet bazı zorluklarımız var ama eğitim öğretimin devam etmesi ve öğrencilerimizin yetişmesi anlamında bir eksiğimiz yok. Çünkü sınıflarımız, laboratuvarlarımız, e, arazimiz, e, TABDEM arazisi dediğimiz yani evet. fakültemizin içerisinde e, bize ait olan bir arazimiz var. Ve orada üretimlerimizi yapıyoruz. Herhangi bir e, zorluğumuz yok. Yani ciddi anlamda yok. Ama tabii eksiklerimiz var. En gelişmiş fakültelerde bile eksikler Kesinlikle. olur. Tabii. Çünkü ihtiyaca mesela herhangi bir şey ihtiyaç duyduğunuzda yoksa eksiktir. Evet. Ama giderdiğinizde bir başka eksik çıkıyor. Onun için Kesinlikle. eksiklerimiz olabilir ama e, şu konuda çok rahatız. E, Eğitim-öğretim kadromuz konusunda uzman kişiler olduğu için o eksiğimizi bizde olmayan bir başka yerden tamamlama şeklinde giderebiliyoruz yani e, öğrencilerimizi dolu dolu yetiştirdiğimize inanıyoruz ki bu yıl mezunlarımız da bunu gösteriyor. Yani sektörle buluşma anlamında da yani iş yerleri. Onu şey de ben... hani tercihlerde Hı -hı. belki o konuya değineceğiz için şey yapmadım evet. Tamam, hocam. E, peki hocam öğrenciler neden niçin tarla bitkileri bölümünü tercih etmeli? Bununla alakalı birkaç husus söyleyebilir misiniz? Aslında şöyle bu konuyu sadece tarla bitkileri olarak düşünmedim. Şöyle düşünüyorum. Neden ziraat fakültesi? Yani neden ziraat mühendisi olsun gençler? Evet. Neden ziraat fakültesinin tarla bölümünü seçsinler? Ve neden pek çok fakülte varken Sakarya'yı neden tercih etsinler gibi düşünüyorum ben bunu. Biraz önce de söylediğimiz gibi yediğimiz içtiğimiz pek çok ürün tarlada yetişiyor. Dolayısıyla bu bir tercih meselesidir. Ama her şeyden önce şunu söylemek isterim ki ziraat mühendisliği bir e, iş yapayım diye değil. Bana göre gönül işidir. Evet. Çünkü ben bunu çok <laughs> söylüyorum. Arkadaşlarım da bunu bilsinler aslında. Ben e, fakülteye girdiğim yıl itibariyle bunu söylemekte bir sakınca görmüyorum. Dört tane yüksek, e, dört tane tıp fakültesine girecek e, puandan yüksek puanla ziraat fakültesi okudum. Ve Hacettepe yani isim vermekte bir sakınca yok Hacettepe evet. tıp fakültesine girecek puana sahip arkadaşımız vardı bunu gördük çünkü o dönemler çok kıymetli bir meslekti hala böyledir aslında ama maalesef bazı manipüle edilen yönleri olabilir ama biz ona girmiyoruz ziraat mühendisliği gönül işidir bir de şu var baktığınızda dünyada insanoğlunun 3 temel yaşam fonksiyonu vardır birincisi beslenmedir yani yemeden içmeden yaşayamazsınız beslenmeden sonra barınma yani karnınızı doyurdunuz bir ev ya da işte bir barınak ihtiyacınız var onu da tamamladıktan sonra insanların üçüncü e faktörü üremedir. Yani beslenme, barınma ve üremedir. Dolayısıyla beslenme dediğiniz zaman da bunun çoğunluğunu tarla bitkileri ürünlerinden ki işte özellikle buğday, arpa, patates, çeltik vesaire evet. dünya bununla besleniyor. Dolayısıyla bunun için Ziraat Fakültesi tercih edilebilir. Tarla bitkileri özelinde bu tercih edilebilir ama ben bölüm olarak çok da şey yapmıyorum. Yani herhangi bir bölüm de çok fark etmiyor. Çünkü biz ortak derslerimiz de var. Tabii bizim bu, artı bir uygulamalı eğitim. Şimdi tabii yani yaşam devam ettikçe gıda e, eksikliği ya da gıda ihtiyacı olacaktır. Ki biz burada özellikle üstüne basa basa ve altını çizerek şunu söylüyoruz. Güvenli gıda. evet Yani Kesinlikle. sadece beslenmek değil, güvenli gıda ile beslenebilmek için mutlaka bu bilim dallarının çok aktif şekilde devam etmesi gerekir. Yani ben hep şunu söylüyorum. Diğer meslek grupları sakın bundan bir alınganlık göstermesin dünyada başlangıcından bugüne ve bugünden sonsuza kadar var olacak mesleklerden birisi ziraat mühendisliğidir, tarımdır. Kesinlikle, yani evet. bitkisel ve hayvansal üretimdir. Evet. Çünkü insanoğlunun e, yemeden içmeden yapabileceği bir şey yok. Sonuçta buna muhtacız. Her Kesinlikle. ne kadar protein hapları geliştirsek de işte uzaya gidenler protein hapı kullanıyor. Ama ne yaparsanız yapın ürettiğimiz ürünlere muhtacız. Dolayısıyla e, Dünya var olduğu müddetçe bitkisel ve hayvansal üretim olmuştur ve olacaktır. E buna muhtacız. Bunun dışında e, dediğim gibi e, bu yıl biz tarla bitkileri bölümü olarak mezun veriyoruz. Yani işte önümüzdeki haftalarda törenlerimiz olacak. Bizim e, bu konuda e, mesela neden tercih edilsinden sonra nerelerde iş bulabilir evet, e, ya da nerelerde çalışabilir de, evet. o konuya da bir girelim. Yani neden burada tercih edilsin diye. Öncelikle bizim e, üniversitemizin e, bir fonksiyonu var. Bu 2010-2011 yıllarından başlayıp bugün bizim üniversitemiz e, bu konuda e, at başı dediğimiz yani önde giden bir üniversite. 7 artı bir e, modelimiz var. Bunu diğer bölüm arkadaşlarımız da mutlaka söylemiştir ama biz de tekrarlayalım. Evet. 7, yani 7 8 dönemin 7'sini okulda bir dönemini ise iş yerinde geçiren öğrencilerimiz var. Bu bir dönem boyunca 16 hafta boyunca yapıyor bunu. Birinci dönem ve ikinci dönem. Dolayısıyla biz burada öğrencilerimizin e, teorik bilgilerinin pratiğe geçmesini sağladığımız ve iş yerinde onlarla birlikte çalışan insanlardan da nasıl bir ziraat mühendisi istiyorsunuz, neleri eksik görüyorsunuz, bize bildirin, biz o konulara ağırlık verelim diyerek öğrenciyi yetiştiriyoruz ki sektörün istediği, ihtiyaç duyduğu mühendisi yetiştirmiş olalım. Bizim öğrencilerimiz elbette mezun olduğunda. KPSS sınavına girip atanacakları, bakanlıklarda çalışacakları, belediyede çalışacak. onlar ayrı bir mevzu. Ama biz öğrencilerimizi hayata hazırlayarak yani mezun olduğu zaman gerek özel sektörde iş bulabileceği, gerekse kendi işini kurup çalışabileceği donanımda yetiştirmeye bir gayret ediyoruz. Kesinlikle. Olmuştur. Dolayısıyla bu 7 artı 1 sisteminde bir dönem 16 hafta boyunca iş yerinde gidip çalışmaları öğrencilerimiz için gerçekten bulunmaz bir nimet diye düşünüyorum. Evet. Bunun dışında neden işte bu sadece bu 7 artı 1 değil sektörün ihtiyaç duyduğu elemanı yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani ziraat mühendisi diploması vermek değil. Ziraat konusunda el yatkınlığı, bilgisi, becerisi, donanımı olan öğrencileri yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında neden tarla bitkileri? Pek çok konuya baktığımızda tarla bitkilerinin geldiği noktaya bakmamız lazım. Bizim fakülteye girdiğimiz dönemlerimize baktığımızda bir dekardan 150 kilo, 100 kilo, 120 kilo buğdayın alındığı dönemlerdi. Islah çalışmalarıyla ya bugün bir tonun üzerine çıktı. Evet. Yani bunu yapan bizim arkadaşlarımızdır. Yani e, küçümsemeyelim. Yani bugün e, 25-30 yıl önce 100 kilogram alınan Kesinlikle. ürünlerden bugün artık bir tonun üzerinde verimler alınıyor. Ben şuna inanıyorum ki bugün dünyada e, ıslahçı olup işsiz kalan bir insan göremezsiniz. Ya yani bu evet herkes ıslahçı olacak anlamında değil ama bütün bitkilerde ıslah yapılıyor. Evet. Yani buğday, arpa, çavdar, aklınıza gelen bütün bitkilerde geliştirerek, onları geliştirerek iş yapan ıslahçılar son derece iyi işlerde çalışıp iyi paralar kazanıyor. Tabi burada sadece ürünleri üretmek değil, ürünlere katma değer katabilmek de Son evet. derece önemli. Bir de şunu vurgulamak istiyorum. yani Neden Ziraat Fakültesi? Neden Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi? Dediğimizde arkadaşlarımızın çoğu bilmez ama ben hatırlatmakta fayda görüyorum. 1980 öncesine kadar Ziraat Fakülteleri 5 yıllık fakülteydi ve mezunlara Ziraat Yüksek Mühendisi olarak diploma, diploma alırlardı. Alırlar. 80'den sonra bir uygulama yapılarak birkaç fakültenin bu 5 yıllık, süreçleri 4 yıla indirildi. Şu anda o 4 yıla indirilenlerin bir kısmı yine tekrar 5 yıla çıkarıldı. Biz fakülte olarak şöyle bir uygulama yapıyoruz. Daha doğrusu üniversite ve fakülte olarak. Öğrencilerimiz 4. sınıfta okurken belli not ortalamasının üzeri ki bu 3 evet. olarak belirliyoruz. 3'ün üzerinde olan öğrencilerimiz talepte bulunmaları durumunda biz onlara yüksek lisans dersleri de veriyoruz. Bu ne demektir? Bunun adı bütünleşik yüksek lisans. Yani hem lisans okuyorsunuz hem yüksek lisans dersi alıyorsunuz yani tabii. 5 yılda aslında 5 ya, evet, ya da en geç 5 evet. 5 ya da en geç 5,5 yıl içerisinde yüksek mühendis evet. e, ünvanıyla mezun olacaklar. Dolayısıyla biz aslında eskiye yönelik yani hem mesleğin e, itibar açısından hem de bilgi donanımı açısından. Çünkü mezun olduğunuzda bir işe gireceğinizde mühendis olarak girmek başka bir şey. Yüksek mühendis e, olarak girmek daha farklı bir şey diye söylüyoruz. Dolayısıyla biz bunun öncülüğünü yapıyan üniversiteyiz. Bütünleşik yüksek lisans yapıyoruz. Muhtemelen yakın gelecekte diğer fakültelerin de buna evrileceğini e, tahmin ediyorum. Evet. Dolayısıyla bu da bizim e, tercih edilmemizde önemli bir e, artı, olabilir. artı olabilir. Kesinlikle e, katılıyorum yani Hı -hı. bu şekilde devam edeceğine. Evet. evet. Hocam son olarak mezun olunca öğrencilerimiz, aday öğrenciler nerelerde iş bulabilirler? Nasıl çalış? Hangi koşullara çalışırlar? Onlarla da bahsedebilir misiniz biraz? Evet. E, bunu e, Konu konuşurken e, e, söyledim ama adına. Evet. E, yani bakanlıklarda çalışabilirler dediğim gibi. E, bunun dışında belediyeler bakanlığının dışında olduğu için söylüyorum. Belediyelerde çalışabilirler. Özel sektörde çok ihtiyaç var. Yani evet. Gerçekten ihtiyaç var. Şuna asla inanmayın gençler. Şu sözü duyarsanız ziraat mühendisi olup ne yapacaksınız işsiz kalıyorsunuz diye asla böyle bir şey yoktur. Şu anda Türkiye'de en çok ihtiyaç duyulan mesleklerden birisi yetişmiş, kendini geliştirmiş ziraat mühendisi evet. eksikliğidir. Bu çok ciddi anlamda eksikliktir. Kesinlikle. Bunun dışında kendi işinizi kurup çalışabileceğiniz, yapabileceğiniz bir iştir. Mesela şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Sakar, neden Sakarya dediğimizde aslında ben buraya iki şekilde bakmak istiyorum. Bunu da arkadaşlarımız lütfen değerlendirsinler. Neden Sakarya? En basit ve en kısa yoldan söyleyeyim. İki sebebi vardır. Bunun birincisi biz tarımsal anlamda üretim yaparken ekolojiye bakarız. Sakarya'nın ekolojisi bitkisel üretim, bitkisel ve hayvansal üretimin yapılabileceği ülkenin, ülkemizin en güzel yerlerinden birisi. Evet. Yani şöyle düşünün: 365 günün 146 günü yağmurlu. Su ihtiyacınız yok gibi bir şey. Evet. E, bunun dışında sıcaklık 14.5-15 derecelerde çok e, mutedil, ılıman dediğimiz Ilıman. bir evet. yer, yani hemen hemen her tür e, tarla bitkileri, bahçe bitkileri vesaire bitkisel ve hayvansal üretimin yapılması için uygun olan bir evet. yer. Dolayısıyla bu e, son derece kıymetlidir. Bakın Sakarya'da şu anda en çok yetiştirilen bitkilerden birisi mısırdır ve en çok su tüketen bitkidir. Ama Sakarya merkezde mısır sulamasız yetiştiriyor. Evet. Bu büyük bir nimettir. Yani dünyanın çok az yerine nasip olmuştur bu. Ama Geyve Boğazı dediğimiz ve Pamukova ilçemizin olduğu bölgeye geçtiğinizde, o Geyve Boğazı'nı geçtiğinizde sulamasız mısır yetiştir yetiştiremiyorsunuz. Aynı ilin farklı ilçeleri. Pamukova'mız var. Mesela Sakarya'nın merkez ovasında da Akova'dır. Bazıları bilir, bazıları bilmez. Akova diye geçer ve dünyanın en verimli ovalarından birisidir. 1500 metre sondaj yapıyorsunuz hala toprak. Evet. Kuzeye gittiğinizde kaynarca. Söğütlü, Ferizli, Karasu. Doğuya gittiğinizde Hendek, Atapazarı çok farklı ürünlerin üretim, deseni, kesinlikle. Farklı. Aş, güney'e iniyorsunuz. Pamukova, İlk Geyve. Meyve depo, meyve sebze evet. deposu Sakarya'nın. Müthiş bir ekolojik avantajı var. Nehrimiz var. Evet. Gölümüz var. Denizimiz var. Daha ne olsun? Bunun dışında jeopolitik olarak da arkadaşlarımız mutlaka tabii biliyorlardır ama söylemekte fayda var. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, ee, Yalova, Bursa gibi Marmara ve Doğu Marmara bölgesi Türkiye'nin neredeyse yarı nüfusunun olduğu evet. bir bölge. İstanbul'a 120-130 kilometre bir saat yolunuz var. İzmit zaten yarım saat 20 dakikalık yol. Ankara'ya 2 saatte varıyorsunuz. Bursa'ya bir buçuk saatte gidiyorsunuz. İzmir bile 4-5 saatlik bir evet. mesafede. Dolayısıyla metropol ilk, e, illere ve nüfus yoğunluğunun olduğu bir yere çok yakın hatta ortasında olması... Sakarya'nın tercih edilebilir bir üniversite olması yani her iki açıdan söylüyorum. Bir de şunu söyleyeyim: İzmit limanı zaten bize yakın. Ayrıca Karasuda limanımız var. Cengiz Topel hava alanı Kocaeli ile sınırımızda, Sapanca Gölü'nün yanında. Hızlı tren ee, şehrimizden geçiyor bir Arifiye'de de istasyonu var. Onun dışında evet. İstanbul'dan bütün Anadolu'ya giden yolların karayolu yine Sakarya'dan geçiyor. Yani karayolu, hava yolu, deniz yolu, hızlı, hızlı tren yolu yani demiryolu baktığınızda hepsi Sakarya'dan geçiyor. Bu da evet. jeopolitik olarak Sakarya'yı öne çıkarıyor. Evet çok teşekkür ederim hocam. Kıymetli... Ben teşekkür ediyorum. Evet. Öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Evet kıymetli bilgilerinden dolayı Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Doçent Doktor Mustafa Yılmaz hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımız peyzaj mimarlığı bölümünde devam edecektir. Hoşçakalın.